Merhaba arkadaşlar. Bugün size Franz Kafka'nın Dava kitabından bahsedeceğim. Öncelikle Franz Kafka'dan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Franz Kafka Çek bir yazar. Şu anki Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yaşamış ve meşhur bir şair. Hatta Çek Cumhuriyeti'ne yaptığım bir seyahatte de Franz Kafka ve Nazım Hikmet'in beraber oturdukları Kafe Slavya'ya gittim. Franz Kafka'nın güzel kitapları var. Milenyum Mektuplar gibi klasik eserlerinden. Bir tane şöyle bir cep kitabı var. İsmi Dava. Güzel bir kitap. Burada Joseph diye birisinin hikayesini anlatıyor. Tabii Franz Kafka'dan bahsetmemin de en önemli sebeplerinden biri aslında bu işi Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a getirmemin nedenlerinden biridir arkadaşlar. Prag nasıl bir yer? Öncelikle size ondan bahsedeceğim. Prag, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti. Eski ismiyle Çek Cumhuriyeti, çok eski ismiyle Çekoslovakya, günümüzdeki ismiyle ise Çekya olmuştur. Prag, bizler Prag diyoruz, İngilizler Prakua diye okur. Kendileri ise Praha diye okur Çekyalılar. Onlar Prag değil, Praha derler. Bu ismiyle de meşhur bir şehirdir. Avrupa'nın en güzel, en uygun ve en masalsı şehirlerinden biridir Prag. Neden mi? İki Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler, Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler, Avrupa'da Varşova'yı yakıp yıkmıştır, Polonya'nın başkentini. Viyana'ya pek bir şey yapmamıştır çünkü Avusturyalıların kendi Cermen ırkından olduğunu düşündüğü için herhangi bir dirençle karşılaşmayıp Avusturya zaten Nazi Almanya'sına direnmeden dahil olmuş. Hatta Adolf Hitler gençliğinde Viyana'da çok zor şartlar altında yaşamıştır ve Viyanalılar onu çok güzel bir şekilde karşılamıştır. Büyük Cermen İmparatorluğunu kurma hayaliyle çıkan Adolf Hitler Viyana'ya bu yüzden büyük önem hasrediyor. Lakin Çekya'nın başkenti Prag'a dokunmamıştır. Oranın tarihi yapılarına, herhangi bir şeyine Prag da teslim olmuştur. Prag da herhangi bir şey yapmamıştır Adolf Hitler. Herhangi bir tarihsel yapılara zarar vermiştir. Onun için Prag bugünümüze kadar bu güzel eserleriyle ulaşabilmiştir. Franz Kafka'nın bu dava kitabıyla da aslında Prag'a değinmek istedim değerli arkadaşlar. Prag çok mühim, çok güzel ve çok nezih bir kent. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel. Mesela ne var Prag'da? Bir, Kar Köprüsü. Oranın meşhur eserlerinden biri. Franz Kafka'nın kafeden bahsettim. Ayrıca Franz Kafka'nın evi var orada. Oraya da gidebilirsiniz. Nazım Hikmet'le beraber gittiği Kafe Slavya hakeza. Büyük katedraller var. Kar Köprüsü'nün hemen bitişiğinde kalan. Çeski Kurumlu. Güzel bir yer. Burada hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tedavi gördü derken aslında bizdeki kaplıcalar gibi, Afyon'daki gibi orada zamanında tedavi görmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Buraya da gidebilirsiniz. Çeşitli kurumlu var. O tip tarihi yerler gitmenizi tavsiye ederim. Daha ne var mesela Prag'da? Öncelikle her yer bir kere tarih. Dans eden var, ev var. Ama o tam aslında bir tarihi bir figür değil. Sonradan yapılmış bir şey. Dans eden ev. Oraya da gidebilirsiniz. Bence kesinlikle Avrupa'nın kültür başkenti. Hem çok uygun fiyatlı, hem çok nezih. Her yere ulaşım çok rahat. Kesinlikle Avrupa'nın tam ortası arkadaşlar. Gitmenizi mutlaka tavsiye ediyorum.
Bugünkü vlogumda aslında daha farklı şeylerden de bahsedecektim. Lakin böyle kısa kısa sizlere bilgiler vereceğim. Çok kısa. Kitapların aracılığıyla aslında hem seyahat olan hem kitap olan yakında farklı konseptlerde videolar da çekeceğim. Bu videolarda böyle şeyle bulunmayı düşünmüyorum. Montajlama. Aslında bunları da farklı programlarla yapabilirim. Lakin benim yapmak istediğim karşımdaki insanlarla bir sohbet edasında, bir muhabbet edasında bunları anlatmak. Ve bunları anlatmaktan da aslında büyük keyif alıyorum. Çünkü bunlar benim hayatımda anı. Bu anlamda sizlerle paylaşacağım. Bugün de böyle Çekya'dan bahsetmiş olduk arkadaşlar. Her gün böyle kısa kısa videolar atacağım. Sizlerle bir araya geleceğim, dertleşeceğim. Uygun bir vakitte bu Franz Kafka'nın Çek yazarının Dava isimli kitabına da değineceğim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Allah'a emanet olun.